İstanbul'daki Decathlon mağazalarından birinden, Mall of İstanbul'daki mağazadan aldığımız Decathlon'da satılan Black Hawk Buck Trail Tradition adıyla satılan Çin malı Longbow'a bugün ok yatağını yapacağız. Aslında Arrow Rest, yani Türkçe ok yatağı diye çevrilebilecek ve okun üzerinde kaydığı eleman ve okun yaya çarpmasını engelleyen Arrow Plate diye İngilizcesi olan ve Türkçesi maalesef bulunmayan kombinasyon, geleneksel Amerikan tipi geleneksel yaylarda kullanılan bir kombinasyon. Bu şart değil. Mesela yine yıllar önce, bundan 11 sene önce Fransa Decathlon'dan alınmış olan yayım Semic marka. Bakın, plastik bir ok yatağı var. Buna İngilizce'de elevated arrow rest deniyor. Yani kaldırılmış ok yatağı. Çünkü normalde shelf dedikleri, arrow shelf dedikleri bölgeden değil, buraya yapıştırılmış plastik ve daha esnek bir ok yatağı üzerine atıyorlar. Fakat gelenekselcilerin birçoğu bu plastik malzemeyi çok fazla modern bulduğu için bu Arrow Shelf'in üzerine hayvan kürkünden bir parça ve burada Elevated Rest'in takılı olduğu yere de deriden bir parça koyarak okun yay çekilirken gürültü çıkartmasını engelleyen, atış sırasında gürültü çıkartmasını engelleyen ve ok içinde bir dayanak işlevi gören bir kombinasyon kullanıyorlar. Arrow Rest ve Arrow Plate. Şimdi Decathlon'dan aldığımız Longbow için Arrow Rest ve Arrow Plate yapacağız. Bu Arrow Rest, Arrow Plate kombinasyonu okun üst alt konumlanmasını da değiştireceği için, hatta dış iç konumlanmasını değiştireceği için, okçu paradoksu denilen okun atış sırasındaki bükülme hareketinde etkili olacak. Dolayısıyla Arrow Plate okun daha dışarı doğru durmasını, Arrow Plate de daha yukarı durmasını sağlayacak. Dolayısıyla arkalık noktasını, yani kirişte okun oturacağı yeri yaparken Arrow Rest'e göre yapmak icap edecek. Normalde okun gezlendiği zaman tam 90 derecelik bir açıyla gezlendiği yerden yaklaşık 1 ila 1,2 santim yukarıdan arkalık noktasını yerleştirmek gerekiyor. Tabi burada bir Arrow Rest olduğu takdirde okun konumu daha yukarı bir pozisyona yükseleceğinden arkalık noktasını da ona göre yapmak gerekecek. Dolayısıyla Arrow Rest, Arrow Plate'i yaptıktan sonra arkalık noktasını yapacağız. Normalde Arrow Rest ve Arrow Plate hazır olarak satılıyor ve değişik hayvanların derilerinden elde edilmiş olarak satılıyor. 6 dolardan başlayıp daha üst seviyelere çıkıyor. Fakat ben komşuluk kredimi kullanarak iş yerimin yakınında olan bir çantacıdan şöyle bir doğal hayvan kürkü temin ettim ki buna Arrow Rest olarak kullanacağım. Bir de yine böyle bir doğal deri parça verdiler. Yani komşuluk hatırına alınan parçalar. Şimdi bunlardan buraya bir Arrow Rest ve buraya bir Arrow Plate keseceğim ve yerlerine yerleştireceğim. How did you?